Herkese selamlar. Sosyal bilgiler dersi kanalına hoş geldiniz. 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte 2. dönem 2. yazılıya 4. videomuzla hazırlanıyoruz. 4 tane video yayınlamış olduk. Bundan sonra da yayınlamaya devam edeceğim. Çünkü ne kadar fazla soru görürsek, ne kadar fazla yazılı örneği görürsek emin olun bir tanesi karşınıza çıkacak ve 100 alacaksınız. Sizlere tavsiyem hepsini sonuna kadar dikkatlice izleyin. Emin olun yazıldan 100 alacaksınız diyebiliriz. O videolarda kaçırmamak ve bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve hemen yazılı kağıdımıza geçelim. Soruları hazırlayan sosyalbilgiler.biz sitesine hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hocalarımızın sitesinin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka ziyaret etmenizi sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. 10 tane sorumuz var. İlk soruyla başlıyoruz. Bilgisayarımızın bu şekilde zarar görmemesi için bilgisayarımızda aynı zamanda hangi tür programlar kurulu olmalıdır yazınız. Genel ağdaki resim, müzik, video ve program dosyalarını indirmek bilgisayarımıza zarar verebilir. Bu dosyalarda bilgisayarımızın saldırılara açık kalmasına neden olan virüsler bulunabilir. O zaman yapman gereken şey tabii ki de bilgisayarına antivirüs programı, antivirüs ne ya? Antivirüs programı kurmak olacak. Antivirüs programı kurmak olacak sevgili arkadaşım. Beni de mazur görün çünkü şöyle ki hem konuşup bir yandan da yazmak böyle zor hakikaten zor bir iş. Bazen ufak tefek hatalar olabiliyor. Bilgisayarımıza bunu kurmalıyız. İlk sorudan 10 puan aldık. 2. Profesör Doktor Aziz Sancar'ın bu anlatımına göre bilim insanlarını çalışmaya yönelten unsurlardan birini yazınız. Profesör Doktor Aziz Sancar Nobel ödülünü alması ile ilgili yaptığı konuşmasında "Yıllar önce benim bölümümde çalışan bir meslektaşım çok çalışacağım, Nobeli alacağım." dedi. Ona dedim ki, "Biz araştırmalarımızı Nobeli kazanmak için yapmıyoruz. Ben sadece meraklıyım ve bir şeyleri keşfetmek istiyorum. Ben ülkemi çok seviyorum ve ülkem için bir şeyler yapmak istiyorum." Nobel almak için araştırma yapacağım. Demeyin insanlık için, toplum için bir şey yapacağım deyin demiştir sevgili Aziz Sancar hocamız. Peki bilim insanlarını çalışmaya yöneten unsurlardan birini yazınız diyor. Topluma faydalı olmak. Topluma faydalı olmak tabii ki de buradaki bizim ana duygumuz olabilir. Bunun dışında şunu da yazabiliriz arkadaşlar. Meraklıyım diyor ya. Kendi merakını gidermek. Bakın bunun için de yapılabilir. Merakını gidermek için bilimsel çalışmalarda yapılabilir. Burada bana birini yazınız dedi. Ben iki tane yazdım böyle bir soruda. Bunları yazsanız yeterli olacaktır. Üçüncü soruya geliyorum. Buna göre intihal yapılması neyin göstergesidir? İntihal bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendine aitmiş gibi kullanması demektir. Bu intihal yapılması emek hırsızlığıdır arkadaşlar. Emek hırsızlığıdır. Bilgi hırsızlığı diye de geçmektedir. İntihal yapmak emek hırsızlığı. Bilgi hırsızlığı olduğu için telif hakları ihlali olur. Telif hakları ihlali de olur. Bu soruyu da bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Ve tam puan alacaksınız böyle bir cevap ile. Hemen devam ediyorum. 4. Buna göre iklim şartlarına bağlı olarak Antalya'da kışın gelişen ekonomik faaliyet nedir yazınız. Bir yerdeki ekonomik faaliyetler o yerin iklim özellikleri, yeryüzü şekilleri, su kaynakları ve nüfusun dağılışı gibi unsurlar etkilemektedir. Peki Antalya'da kışın gelişen bir ekonomik faaliyet diyor arkadaşlar. Tabii ki Antalya'da buraya turizm yazamayız kışın dediği için tarım yazarım. Ve tarımla alakalı da ben hemen şunu eklerim ki tarım deyince hani boş araziye bir şey ekmek gibi düşünmeyin. Orada seracılık olabilir. Dördüncü sorunun cevabına bunu yazabilirsiniz. Kışın gelişen ekonomik faaliyet bu olabilir. Peki 5'e geldim. Hayvancılık faaliyetlerinin çok olduğu yerlerde evcil, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının sağlığının korunması, hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve hayvanlıklarının iyileştirmesi amacıyla hangi mesleğe ihtiyaç duyulur? Bakın hayvanları iyileştirmek, hayvanları korumak, hastalıklarını teşhis etmek tabii ki de baytarların görevidir. Ama baytar yazmayın bu soruya. Şunu yazın doğru cevabı kapın arkadaşlar. Veteriner hekim diyelim veteriner hekimler. Veteriner deyince bazen kız kızabiliyorlar. Veteriner hekimler bu işi yapmaktadır. Veteriner yazsanız da doğru olacaktır. Peki 6. soruya geliyorum. Soruda bana diyor ki verilen malın üretim, tüketim ve dağıtım aşamalarından hangisine aittir? Verilen metin üretim, tüketim, dağıtım aşamalarından hangisine aittir? Zeytin ağaçları mayıs ayında çiçek açar, meyveleri olgunlaşarak ekim ayında hasat edilir. Hasat işlemi zeytine zarar vermeyecek özel makinelerle ve elle yapılabilir. Toplanan zeytinler hasattan sonra ilk aşamada basınçlı su ile yıkanır. Bu işlem sırasında yaprak, ince dal, toz, toprak ve çakıl taşı gibi yabancı maddeler zeytinden ayrılır. Ayrıştırma işlemi hava akımı ve elek kullanarak gerçekleştirilir. Şimdi bu bir tüketim değil. Henüz zeytini yemeye başlamamışız. Bu bir dağıtım da değil. Zeytini tutup da bir kamyona yükleyip bir yere de göndermemişiz. Bu olsa olsa tabii ki de hangi aşama olacaktır arkadaşlar? Üretim aşaması olacaktır. Çünkü zeytini daha toplamak ilk aşamadır. Üretim aşamasına girdiği için cevabımız bu olacak. 7. soruya geliyorum. 7. soruda bana diyor ki buna göre girişimciliğe bir örnek yazınız. Yeni iş alanları oluşturarak veya mevcut işleri daha kazançlı duruma getirerek mal veya hizmet üretmeye girişimcilik denir. Yeni iş alanı kurarak veya mevcut işleri geliştirerek mal veya hizmet üreten kişilere de girişimci adı verilir. Şimdi girişimcilik aslında çok farklı bir alan arkadaşlar. Girişimci olabilmek için farklı düşüncelere sahip olmak, yeniliklere açık olmak, gözlem yapabilmek gerek, gerekmektedir. Burada girişimciliğe bir tane örnek veriniz diyor. Buraya sizin de aklınıza gelebilecek bir şey örnek verebilirsiniz. Ben şöyle bir örnek yazmak istiyorum buraya. Mesela lavanta yetişen bir yerde lavanta yağı üretimi mesela bir girişimciliktir. Yazalım hemen. Lavanta yetişen yerde lavanta yağı üretmek. Yağı üretmek ya da atıyorum lavanta parfümü üretmek arkadaşlar. Parfümü üretmek mesela buraya bir girişimcilik olabilir. Bunun dışında mesela benim babam tarımla uğraşıyor, çiftçi kendisi. Bugün domates ekiyorlardı. Yazılı videosunu çektiğim gün annemle birlikte domates fideliyorlardı. Babam bunu dese ki, "Aa bu domatesi böylece satmak yerine biz buraya bir salça fabrikası kuralım" dese bu bir girişimciliktir. Yani bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Kendiniz düşünün. Buraya örnekler varsa aklınıza gelen yorumlara da bunu bekliyorum. Hep beraber değerlendiririz. Gelelim 8. Bilinçli bir tüketicinin hangi davranışı aynı zamanda devlete karşı sorumluluğunu da yerine getirdiğini gösterir? Devlete karşı vatandaş olarak askerlik yapmak, vergi vermek, kanunlara uymak, seçimlerde oy vermek gibi sorumluluklarımız vardır. Peki biz bunlardan hangisini yaparsak devlete karşı sorumluluğumuzu da yerine getirdiğimizi gösterir? Bence arkadaşlar vergi vermek. Çünkü vergi vermek bizim için bir sorumluluktur. Vergilerimizle birlikte biz devlete karşı görevimizi yaparız. Devlet de bu vergiyi alır, kullanır ve sonrasında bize yatırım yapar. Yani bu sorunun cevabına da vergi vermek devlete karşı sorumluluğu yerine getirdiğini gösterir diyebiliriz. As aslında hepsi de olur yani. Niye olmasın ki? Vergi vermeyi burada aldık mesela. Geldim 9. Buna göre Darüşşafaka toplumun hangi ihtiyacını karşılamaktadır? Şefkat yuvası anlamına gelen Darüşşafaka 1863'ten bu yana annesi ve babası, annesi veya babası hayatta olmayan maddi olanakları yetersiz öğrencilere burs olanağı sağlayarak öğrenim görmelerine katkı sunan bir kuruluştur. Aslında bakın sarıyla işaretlediğim bölüm yine öğrenim görmeleri dediği bölüm aslında hangi ihtiyacı karşıladığını bizlere göstermekte. Darüşşafaka arkadaşlar eğitim alanında hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur. Annesi veya babası olmayan maddi durumu yetersiz başarılı öğrencilere burs sağlar onları okutur eğitim ihtiyaçlarını karşılar. Gelelim yazılımızın 10. ve son sorusuna bakalım 10. soruda bizlere ne diyor? Yetki ve görevleri hakkında bilgi verilen kişi kimdir? Bakalım kimmiş? Yetki ve görevleri hakkında bilgi verilen kişi kimmiş? Diyor ki köyün Yol, köprü, çeşme ve benzeri ortak mallarını inşa ettirir. Bunların bakım onarımını yaptırır. Köyde yapılması gereken işleri imece usulüyle gerçekleştirir. Merkezi yönetimin temsilcisi sıfatıyla da yasaları ve hükümet emirlerini halka duyurur. Köyde de meydana gelebilecek salgın hastalıklar için önlem alır. Halkı ikaz eder. Benim için anahtar kelime tabii ki buradaki köy arkadaşlar. Köyde kimler vardır? Muhtar vardır arkadaşlar. Bu saydığı işi köyde yapan yetkilimiz muhtardır. Mahalle deseydi de buna benzer şeyler olabilirdi. Mahalle ve köyleri muhtar yönetir. Bilgi verilen kişi de tabii ki muhtardır. Böylece 10. soruyu da tamamlıyoruz. Ve yazılımızdan 100 alıyoruz. İnşallah sizler de gerçekten bu yazılardan 100 alacaksınız diyerek videomuzu artık tamamlayalım. Sizlerle birlikte çok sayıda video yapıyoruz ki dört dörtlük hazırlanalım, yüksek notlar alalım diye. Bundan sonra da devam edeceğim, hiç merak etmeyin. En azından 6-7 tane videoyu görelim ki daha fazla çalışıp güzel bir not alalım yazılarınızdan. Buna çabalıyoruz. Siz de bana destek olmak için abone olup bildirimleri açabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.